Sevgili Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti üyeleri, sevgili konuklar, sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlar. Müsilajla ilgili bir toplantı daha düzenledik. Bugün müsilajın halk sağlığına etkilerini tartışacağız. Ama ilk önce ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Aslında konuya başka bir yerden gireceğim. Bu toplantıyı düzenleyen, bu webinarı düzenleyen Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin Tek Sağlık Çalışma Grubu. Tek sağlık nedir dediğinizde tek bir örnekten yola çıkarak çok kısacık hemen anlatayım. Hatırlatayım. Aslında belki gerek de yok ama ilginç örnekler var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde iklim değişikliği şöyle tarif ediliyor. Diyor ki iklim değişikliği karşılaştırılabilir zaman dilimlerine gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişikliktir diyor. Burada insan faaliyetlerinin altı çiziliyor. Doğal ek olarak iklim değişikliğinin nedenleri arasında insan faaliyeti temel bir faktör. Bu da bazı bölgelerde kuraklık, açlık, bazı bölgelerde seller, taşkınlar, fırtınalar, hortumlarla gidecek ve yaşamı ciddi tehdit edecek sonuçları olan bir değişiklik. Ki bizi en çok ilgilendiren tarafı da sera gazı artışıyla birlikte küresel ısınmaya yol açması ve tüm dünyada değişen fauna, bunun sonucunda değişen vektör dağılımları ile birlikte enfeksiyon hastalıklarında epidemiolojisinin doğasının değişimi, farklı epidemilerin çıkması, farklı pandemilere yol açması gibi. Tabii farkındalığın artmasıyla birlikte insan eliyle bozulan iklimi yine insan eliyle düzeltilme çabaları geldi peşinden. İklim zirveleri, Kyoto protokolü, işte Paris Anlaşması'na kadar giden çabalar, bunların hepsi sera gazlarını azaltma hedefleri ve sıfır karbon uğraşlarına odaklandı. Neden? Çünkü dünya coğrafyasını, sosyolojisini, insan sağlığını, halk sağlığını değişen iklimle birlikte gelen tehditlerden kurtarmak için. Bu çabaların içinde kimler var? Dünya Sağlık Örgütü var, sağlıkçılar, meteorologlar var, Birleşmiş Milletler var, hükümetler tarafından görevlendirilmiş çeşitli organlar var, tarım, hayvancılık, şehircilik organları var. Yani tam bir tek sağlık örneği. Şimdi müsilaj sorunu da aynı bunun gibi bir şey. Bu da bir tek sağlık konusu. Multidisipliner çözülecek bir olay. Nedenleri ve oluşumu da multifaktöriyel. Fakat iklim değişikliği sonucu yüzey sularının ısınması ile birlikte insan eliyle doğal dengelerin de bozulması eklenince deniz kirliliğinin sonunda müdahale gerektiren düzeye geldiği durumda yine insan eliyle buna çözüm bulmak gerekiyor. Müsilaj sorunu ile ilgili Gülşen Altı Hoca işte bir önceki toplantıyı düzenledi. Ondan önce bir tane daha var Deniz Olmak isimli biraz önce konuştuğumuz. Buralarda nedenleri ve sonuçları ile ilgili çeşitli yönleriyle bu konu tartışıldı. Aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Bu müsilaj sorunu ilk çıktığı zaman televizyon kanallarında röportaj yaptılar. Balıkçılarla yaptılar. Balıkçılar dedi ki ve bazıları en azından Balıkçılar Federasyonu'ndan birileri dedi ki bunlar erimiş deniz anası rüzgarla kendiliğinden birkaç günde dağılır. Hiçbir sorun kalmaz. Hiç boş yere uğraşmayın dedi. Neden dediler? Marmara'daki bazı faylardan gaz çıkışı oluyor. Asıl buna bakılması lazım. Bunun kontrol altına alındığı veya önleme alındığı zaman bu müsilaj sorunu da biter zaten dediler. Deniz anaların ölümünü de buna bağladılar. İlk önce bu kadar basit mi diye düşündüm ben de. Yani hani bu kadar basit mi gerçekten ya da başka bir konuya mı bağlanacak diye. Fakat tabii öyle değil. Gülşen Altuğ Hoca'nın semineriyle, webinarıyla beraber iyice bir aydınlanma yaşadık. Şimdi bugün o aydınlanmaya devam edeceğiz. Bugün konuğumuz Avustralya'dan Profesör Doktor İpek Kurtböke. Müsilajın halk sağlığı açısından etkilerini anlatacak. İpek Hoca 1982 Ankara ODTÜ Biyolojik Bilimler mezunu, 82-83'te İstanbul Eczacıbaşı İlaç Araştırma Grubu bünyesinde antibiyotiklerle ilgili lisansüstü çalışma yaptı. 83-86'da İtalya Milano Üniversitesi'nde antibiyotik üreten aktinomiçetlerle ilgili lisansüstü araştırma yürüttü. 1986-90 arasında İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde doktorasını yaptı, bitirdi. 90-95 arasında Avustralya'da Batı Avustralya Üniversitesi, Ziraat Enstitüsü ve Murdoch Üniversitesi
postdoc araştırmacı olarak bulundu. 95-2000 arasında Avustralya'da Melbourne şehrinde Avrat Discovery Technologies şirketinde yeni antibiyotik araştırma bölümü kurucu üyesi olarak yer aldı. 2001'den 2021'e bugüne kadar Avustralya Sunshine Coast Üniversitesi Çevre Mikrobiyolojisi Öğretim Üyesi ve Mikrobiyoloji Eğitim Dalı kurucularından 2017-2020 arası birinci dönem, 2020-2023 arası ikinci dönemi hala sürüyor. Dünya Kültür Koleksiyonları Başkanı IOMUS bünyesinde başkanı olarak görevine devam ediyor. Hiç ben uzatmadan İpek Hoca'ya sözü bırakacağım. Sorularınızı ve yorumlarınızı altta göreceğiniz Q&A bölümünden, Questions and Answers bölümüne yazarsanız onları toplayarak tartışma bölümünde cevaplamaya çalışacağız. İpek Hocam buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle davetiniz için ve müşiraj konusundaki aydınlatıcı çalışmaları için Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne teşekkür ederim. Eklemek isterim ki TMC 1931 senesinde kurulmuş ve Pasteur'ü bile çıkartmış Fransız Mikrobiyoloji Cemiyeti'nden 37'de kurulmuş ve 59'da Avustralya'da kurulmuş mikrobiyoloji cemiyetlerinden kıdemlidir. Bunu da iftiharla belirtmek isterim. Bu seminer serisinin organizasyonu için önderlik eden Sayın Doçent Doktor Serap Süzük ve moderatör Sayın Profesör Doktor Çiğdem Karacan'a da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi müsilajın halk sağlığı açısından etkileri için konuşmam istendi. Gülşen Hoca'nın konuşması o kadar derin ve güzeldi ki bütün kapsamlı gerçekleri bize anlattı. Onun üzerine dedim ben konuşmamı bu Gülşen Hoca'nın bize verdiği platformdan devam ettireyim. Şimdi başlarsak Türkiye'de bu durum bu. Gemlik Körfezi beni geriye götürdü. Orhan Veli'nin dediği gibi Gemli'ye doğru denizi göreceksin sakın şaşırma. Şimdi bizim durum Gemli'ye doğru müsilajlı denizi göreceksin sakın şaşırma. Şaşırmayalım neden? Gülşen Hoca da bunu bahsetti bunun arkasındaki gerçekleri. Şimdi ben de bunun anlamamız için yine bir kanalizasyon sisteminin nasıl çalıştığına bir gönderme yapmak istiyorum. Bu hepinizin bildiği gibi 3 bölümlü. Fiziksel, mikrobiyel ve kimyasal kanalizasyon sistemleri 19. yüzyılın sonunda başlamış bütün dünyada bu şekilde giden bir sistem. Şimdi bu ortadaki turuncu olanlar mikrobiyel. Bu dönen trickling filter system ya da aeration tank. Ondan sonra da sludge, anaerobic sludge digester burada gördüğümüz hepsi mikrobiyal prosesleri öneriyor. Şimdi ben baktım Türkiye'de şahane bir şekilde bunlar kurulmuş. Mesela Bursa'daki atık su arıtma tesisine baktım. Aynı şekilde burada ne gösteriyorsa aynı şekilde Türkiye'de de var. Şimdi baktım mesela bu İSKİ Paşaköy. Bir tanesi bu Activated Sludge dediği uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi. Öbürü de dönen tambur sistemi. Bunların ikisi de mikrobiyal sistemlere bağlı. Şimdi burada gördüğümüz ya da burada gördüğümüz. Şimdi burada bir problem oluyor. Bütün dünyada olan bir şey bu. Bu havalandırmalı, uzun havalandırmalı sistemde, çamur sisteminde köpüklenme oluyor. Ve bu da bir takım actinomycet dediğimiz mikroorganizmalara bağlı. Bir tanesi bunların nokardia, öbürü de Microtrix parvicella.
Şimdi bu makrotiriks olanlar düşük sıcaklıkta oluyor. Ve hayvan ve nebati yağlar yüksek oluyor. Besin ve mikroorganizma oranında düşüklük olursa oluyor. Nokardiyada sistemde yüksek yağ oranı, sıcaklıkta yükselme ve mikropların bu sistemde kalış sürecinin uzaması. Yani bu her yerde böyle. Şimdi ne oluyor burada? Size de bunu daha önce e-mailimle yollamıştım. Burada gördüğünüz gibi bu yağlar üzerinde bu mikrobiyal hücreler büyümeye başlıyor. Sıcaklık da artıyor. Ondan sonra bu filamentasyon başlıyor. Bu filamentler yağları içine almaya başlıyor. Ondan sonra biosurfactant salgılıyorlar. Ve bu da şeyin olmasına, köpüğün olmasına katkıda bulunuyor. Şimdi bu mesela Avustralya'da yapılmış bir çalışma. Gördüğünüz gibi burada filamentasyon oluşuyor. Ve bu filamentler bu tip köpüklenmeye neden oluyor. Ve bu dediğim gibi sıcak ya da soğuk her ülkede görülüyor. Çünkü bu mikroorganizmalar daha öbürlerinin üstüne büyüyorlar ve bu köpüklenmeye neden oluyorlar bu filamentlerle beraber. Bunları hepiniz de biliyorsunuz. Şimdi ben burada baktım, Marmara'da deniz salyası neden oluşuyor. Çok güzel anlatmış buradaki değişik faktörleri bu diyagram. Dedim hadi bu şekilde götüreyim konuşmamı ve mesela bakteriyel aktivitelerin artması. Bu nokardiyoform organizmalar. Gördüğünüz gibi filamentleri var ve bizim burada üzerinde çalıştığımız organizma. Şimdi gördüğünüz gibi burası dünyanın en güzel yerlerinden biriydi. Sunshine Coast bölgesi, benim üniversitemin de olduğu bölge. Üniversitemizi burada görüyorsunuz işaretlenmiş turuncu olarak. Ondan sonra deniz çok temizdi. Ben 20 sene önce buraya geldiğimde. Fakat 2003 senesinde ben plajda görmeye başladım bu tip köpükleri. Köpük gittikçe arttı, gittikçe arttı, gittikçe arttı. Artık yayılmaya başladı. Hatta rahmetli annem Türkiye'den ziyaret ediyordu. Ya evladım burası okyanus, hadi Marmara'yı anladım da nasıl kirlilik olur dedi. Vallahi kirlilik buraya da geldi. Ondan sonra çok sizlere de yolladığım bu gazete küpürlerinde gördüğünüz gibi artık bütün kasabayı bu köpükler kaplamaya başladı. Bu gördüğünüz yüzen köpüklere ben talebelere de dedim hadi biz buradan izolasyona başlayalım. Bu çünkü daha önce gördüğümüz kanalizasyondaki köpürmeye benziyor. Ve biz bu organizmaları izole ettik hemen. Gördüğünüz gibi rengi nasıl benziyor deniz üstündeki köpüğe. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim doktora talebimin yeni yayınlanan makalesinde nasıl izole ettiği, nasıl topladığı bu numuneleri gözüküyor. Şu yandaki pürifikasyon olmuş agarlara bakarsanız renkler aynı. Ben baktım Türkiye'ye, Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'ne doğru. Bakın renk aynı. Yani bu mikroorganizmaların orada olduğu çok bariz. Ve bu köpüklenmeye katıldıkları belli. Tabii dediğiniz gibi Gülşen Hoca da anlattı. Müsilajda çok daha başka mikroorganizmalar da var. Ama ana köpüklenmeye sebep olan bu nokardiyaların orada olduğuna ben inanıyorum. Şimdi bakın denizin dibinde de belki bu çökmüş filamentler aynı renkte oturuyor. Ondan sonra biz bunları fajlarına baktık. Yani faj varsa yüksek sayıda demek ki bu mikroorganizmalar orada var. Daha ilerideki bir seminerimde anlatacağım daha detaylı faj çalışmalarımızı ama burada kısaca bahsediyorum. Bazılarının mesela sayıları çok farklıydı. Biz bunu genetik, filogenetik ağacı yaptığımız zaman baktık Nocardia nova ve Asteroides yani çok
önemli patojenler burada var. Ve virüsü de onu indike ediyor. Biz buradayız diyor. Şu kayığın altına bakın mesela. Oradan çok faş izole ettik biz. Şimdi biz bunu anlayınca tabii burada gerçekten ciddi derecede patojen organizmalar var. Ondan sonra antibiyotik dirençlerine baktık mesela. Ve aynı zamanda köpürme yapıyorlar mı diye baktık. Ne tip yağ denediysek, buradaki mesela makadamya belki bilirsiniz buranın özel bir ürünüdür. Zeytinyağı, fıstık yağı, ne koyduysak deniz suyunu sterilize ettik filtrasyonla. Bizim kendi izolatlarımızı koyduk ve çalkalandırdık 24 derecenin üzerinde ve köpürme başladı. Yani bu organizmaların köpüğe katıldığı bariz. Ve bazıları da antibiyotiğe dayanıklı. Bu bizi endişelendirdi. Şimdi burada bakın Nocardia farsinica var. İkinci yaptığımız ağaçta, filogenetik ağaçta. Bakarsanız kanalizasyon arıtma sistemlerinde fırsatçı bir patojen olarak belirtiliyor. Baktık literatürde yani bazı çalışanlar bu kanalizasyon arıtma sistemlerinde eğer bağışıklık sistemlerinde bir şey varsa düşme bu organizmalar tarafından enfekte olabiliyorlar. Daha da baktık antibiyotiklere. Mesela 32 tane olan izolatımıza antibiyotiklere karşı test ettiğimizde gördüğünüz gibi mesela sefotaksim ya da setriakson bunların hepsi yüksek derecede direnç gösteriyor. Dobramisin mesela. Peki bunların bulaşma yolu nedir? Baktık. Nefes ya da travma yoluyla insana geçiyorlar. Brezilyensiz mesela çok bilinen bir patojen. Ve bağışıklık sistemleri tam işleyen insanlarda bile enfeksiyon yapabiliyor. Mesela miçetom gibi, lenfokutanoz gibi, deride apseler ve selüloid gibi. Bağışıklığı baskılanmış insanlarda bunlar istilacı pulmoner ve yayılmış enfeksiyonlara da sebep oluyor. Nocardia asteroides bizim bulduğumuz köpüğün içinde zatüre, kavite oluşumu ile akciğer absesi, akciğer nodülleri ve ampiyem oluşturuyorlar. En kötüsü de akciğerden kan ile değişik organlara sıçrıyorlar bilhassa beyine. Beyinde apse yapabiliyorlar. Ve tanısının kolay olmadığı söyleniyor. Yani hocalarımız Türkiye'de çok değerli hocalarımız var bunlar klinik alanda bunlarla çalışan. Onlar da söyleyebilirler daha sonra. Nocardios tanı yapması o kadar kolay olamıyor. Şimdi bakın mesela böyle bir köpüğe girmek acaba doğru bir şey midir? Yani beyin absesi yapacak kadar tehlikeli. Patojenlerin olduğu ortamda bunlarla oynamak yani pek iyi bir şey değildir halk açısından. Şimdi ben baktım Marmara'daki dalgıçlar. Bunlar çok cesur arkadaşlar. Şu dalgıça bakın mesela solda aşağıdaki bütün sakalı o turuncu müsilajla kaplı. Ben eminim ki içinde nokardiya form organizmalar da var. Şimdi bu arkadaşların böyle yüzü açık dışarı çıkmamaları lazım. Yüzlerinin bile kapalı olması lazım ve çıkar çıkmaz kanalizasyona düşmüş gibi hemen sterilize olmaları lazım. Duşa girmeleri lazım. Ben yani bundan endişe ettim görünce bu resimleri. Şuraya bakın nokardiyosis böyle yayılıyor ciğerde. Bir de Marmara'nın denizindeki çökmüş filamentlere bakın.
Yani benzerlikler var. Tabii bunu klinik düzeydeki uzman arkadaşlarımız tabii bunu teyit etmek lazımlar. Ben sadece çevre mikrobiyoloğum. Ama klinik alandaki manifestasyonu tabii onların uzmanlık alanı. Ama benzerlikler olabileceğine inanıyoruz biz buradaki çalışmalarımızda. Biz sonra baktık solunum hücre modeli üzerinde. Bu akciğer tipi hücrelere yapışıyor bu nokardiyalar ve o hücreler arası geçiş yapıyorlar. Yani bir hücremize girdiği zaman oradan öbürüne gidebiliyor. Böbrek hücrelerine baktık. Mesela gördüğünüz gibi bağlanıyorlar ve ondan sonra da parçalıyorlar böbrek hücresini. Bu organizmaları. Ondan sonra mesela Marmara'dan örnekler gene baktım. Ve gördüğünüz gibi 20 tane değişik hastalık bu tip mikroorganizmalardan oluyor. Bunu klinik doktor arkadaşlarımız bu hastalıkların hangileri olduğunu tabii ki daha iyi açıklayabilirler. Yani büyük bir çeşitlilik var burada hastalık tiplerinde. Bütün bu organizmalardan gelebilen. Bir de fitoplankton denilen bitkisel canlılar ürüyor aşırı olarak. Şimdi biz burada gözledik. Bu fitoplanktonlar burada yeşil. Ama fitoplankton da köpürmeye başladı. Şimdi bu Gülşen hocamız dedi, kemotaksis oluyor. Şimdi diyelim ki burada yağlı kirlenme var. Onun için bu nokardiyalar geliyorlar. Önce o yağı yiyorlar deniz üstündeki. O besin bitince başka bir besine ihtiyaçları var. Bu fitoplanktonların üstüne gidiyorlar tabii. Ne şey yapabilirlerse, yiyebilirlerse besin arıyorlar. Oraya gidiyorlar. Tabii yani bu ilişkilere çok iyi bakılması lazım. Şimdi bu fitoplankton tabii bu nokardiya tipi mikroorganizmalar tarafından saldırıya uğrayınca çökerse deniz dibine orada da görülüyor. Onun için ben gördüm gazetelerde, Türkiye'lerde dalgıçların asabı bozuldu diyor deniz dibini görünce. Şimdi bu tabii beraber çöküyor ölenler ve filamentasyonlar oluşmuş. Şimdi... Ben bunu çok beğeniyorum. Taş devri vardı, altın devri vardı, uzay devri vardı. Şimdi de çöp devri. Şimdi bir ileride diyebilirler yani on binlerce sene sonra işte bizim atalarımız o devirde yok olmuşlardı. Çünkü çöp devrinin kurbanı oldular. Nasıl yani bu işe bilinçli olarak yaklaşabiliriz? Şimdi bu köpük yapan organizmalar bu iki aileye ait bizim bildiğimiz Nokardia, Gordonia, Pseudonokardia grubunda. Şimdi biz bunları gene steril deniz suyunda koyduğumuzda normalde bu mikroorganizmalar dayanmıyor. Ölüyorlar çünkü Gülşen Hanım da dedi bunların doğal ortamı deniz değil. Yani bunlar çoğunlukla karada yaşayan organizmalar. Denize geldikleri zaman bilin ki bir besin kaynağı var. Yoksa denizde uzun zaman kalamazlar. Bu da bizim yaptığımız kanalizasyon suyunu koyunca bu steril flasklara köpürme başlıyor. Biz gittik baktık, hükümet mesela söylüyor. Burada yayın yapıyor. Aman diyor oralara gitmeyin. Çünkü kanalizasyon taşması oldu. Bu çok önemli. Türkiye'de de bunun bilinmesi. Kaçık oldu. Gazetelerde bu hep söyleniyor ama bunun resmi makamlardan gelmesi çok önemli çünkü halk o zaman daha dinler bunu. Aman gazeteden ya da oradan buradan duymuş olmayayım ama şeyden, hükümetten. Şimdi baktım bu nokardiya gördüğünüz gibi şeyleri hidrokarbonları yiyor. Gülşen Hoca da söyledi bunu. Bunun için genoma bakmak lazım. Ne tip genler var? Hangileri aktif oluyor bu durumda?
Ve fonksiyonel diversity'ye bakmak lazım o alanda. Hangileri geliyor, hangileri gidiyor? Çünkü genomda ne tip genler aktive oluyor ve oradaki kirliliği yemeye çalışıyor. Ve daha acısı, o oksijeni alırken karbondioksit de veriyorlar. Düşünün, bu dünyada her yerde şu anda gidiyor. Hindistan'da gördünüz mü bilmiyorum. Son zamanlarda bütün köyleri yuttu bu köpükler. Devamlı karbondioksit de veriliyor. Yani Sayın Çiğdem hocamızın dediği gibi bu sera gazları. Sera gazlarında artış oluyor. Ondan sonra endüstriyel atıklar. Biz baktık mesela yağmurlu bir günden sonra görüyorsunuz asfalt. Asfalt bunun bir araba yağları. Araba yağını koyduğumuz zaman köpürme başladı. Ben baktım Sayın Gülşen Hanım'ın yaptığı çalışmaya. Mesela bu yağların eritilmesi Sapanca Gölü'nde. Onlar da aynı şekilde bu organizmaları buluyorlar. Sapanca'nın benim için özel bir yeri vardır. Orada ilkokula gitmiştim. O gölü çok iyi bilirim. Onu da söylemek isterim. Biz burada baktık bu genlere. Bu gen ALK-B deniyor. Ve gördüğünüz gibi degradasyon yüksek seviyede bazılarında. Percentage. Mesela 52% bu tridecaine. Bunların hepsini mesela 85 %85 bunları eritebiliyor. Yani bu çok önemli. Bu organizmalar orada bir sebepten dolayı. Demek ki bir şeyler akıyor buralar. Surf biliyorsunuz buranın çok önemli bir olayı. Avustralya'da biliyorsunuz dünyada en şey bölge, surfçilerin bölgesi. Surf'ün altına bal mumu sürüyorlar. Şimdi biz buna da baktık. Bu bal mumunda Nocardia tipi mikroorganizmalar üreyebiliyor. Çünkü neden? Şimdi mesela Gordonia bu gruptaki mikrop gördüğünüz gibi parafin. Parafini seven bir mikroorganizma. İsmi de oradan geliyor. Surf'ün altında bunların hepsini bu tip mikroorganizmaları görebiliyoruz. Surfçüler farkında olmadan kumdan alıyorlar bu organizmaları ve deniz üstüne bırakıyorlar. Evcil hayvanlar. Burada gördüğümüz gibi mesela şu köpekçik. Bu Avustralya. Bu da Türkiye. Baktım. Mesela bu diyor, nehir diyor kıpkırmızı. Nocardia ihtimali çok yüksek. Oralarda bu hayvancıklar bunları alıyorlar. Bu mikroorganizmaları. Mesela sistemik nokardiyasis şu anda rapor edilmiş durumda birkaç sene önce. Ya da kedide gördüğünüz gibi. Şimdi bu hayvanlara da çok dikkat etmek lazım şu anda. Mesela diyelim ki sabah yürüyüşe gidiyorsunuz, köpeğinizi yürüyüşe götürüyorsunuz. Bu köpüğün üzerinden plajda yürüyorsanız bu tip mikroorganizmaları, bu evcil hayvanların alması mümkün. Sonra eve gelince tabii ev içinde de yayabilirler. Balık hastalıkları size dediğim gibi mesela Salmonicita, Kamil Işık meslektaşım İngiltere'de doktora yapmıştı. Bu konuda uzmandır. Şimdi 19 Mayıs Üniversitesi Karadeniz'de mesela bu balık patojenleriyle çalışmıştı. Gördüğünüz gibi burada Vietnam ve Seriola bu Nocardia çeşidi almış başını gidiyor. Bu Güney Doğu Asya Pasifik'te. Biz çalışıyoruz Vietnam'la, Çin'le bütün bunları ve çok yüksek sayıda bu nokardiyalar izole ediliyor. Şu anda dünyada nokardiya çeşitliliği, o grupta nokardiya form diyoruz bunlara, birçok değişik aileyi içeriyor. Bunların hepsi bu gruplar içerisinde ve sayıları yükseliyor devamlı olarak doğada. Bir başkası da endüstriyel ve evsel atıklar. Size dediğim gibi İTÜ'den
Süleyman Övez ve Derin Orhon bu konuda çok çalıştılar. Mesela gördüğünüz gibi gazete diyor ki İstanbullular diken üstünde, gökkuşağına dönen dere her gün farklı renkte akıyor. Çok memnun oldum, duydum ki kapatmaya başlamışlar bu tip endüstriyel çalışma yerlerini. Durum yani vahim. Bu organizmalar burada gördüğünüz gibi Sayın Hocamızın grubu, Öves Hocamızın grubu, gördüğünüz gibi Gordonia ve Microtrix. Size daha önce anlattığım bu patojen gruplar. Şimdi şurada bakarsanız mesela diyor ki kanalizasyondaki şu katı, anaerobic sludge digester dediğimiz bu alttaki katıyı yiyen tanktaki mikroorganizmaların çeşitliliği. Bunda gördüğünüz gibi virüslerden bakterilere, mantarlara, protozoalara, yani hepsinin çeşitliliği var. Bakın koronavirüs bile var. Şimdi koronavirüs olur mu müsilajda? Bunu da çok dikkatle izlemek lazım. Bakın şeyde şurada diyor ki Dubai'de bakmışlar. Şey olmazsa, arıtma olmazsa mesela bunu bulabiliyorlarmış. Biz burada Avustralya'da da bakıyorlar mesela bütün kanalizasyon atık sistemlerinde koronavirüs parçaları var mı diye bakıyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de de yapılıyor mu bu? Çünkü şu anda çok önemli. COVID, SARS-CoV-2 Early Detection and Removal. Bunlar bulunuyor. Şimdi ben WFCC'ye, Dünya Kültür Koleksiyonları'na konuyu getirmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz başkan olarak? Biz EUMS ve EUBS içerisinde ve UNESCO içerisinde bir kuruluşuz, alt kuruluşuz. Ve Dünya Datas Merkezi de bize bağlı. Şimdi burada bu karşı karşıya gelemediğimiz için birbirimizle bu online sistemleri arttırmak istiyoruz, veri alışverişi. Mesela sistemimize girerseniz bütün bu detayları hangi dünyadaki hangi kültür koleksiyonu olursa olsun bulabilirsiniz eğer bizde kayıtları varsa. Biz katalog yapmanıza da destek veriyoruz. Mesela Türkiye'de bir enstitü, bir kuruluş, ellerinde mikrobiyal kültürler varsa ve bir koleksiyon yapmak istiyorlarsa bize başvurabilirler. Şu aşağıda gördüğünüz bir sürü koleksiyonunun kataloğunu biz yapmış durumdayız. Gördüğünüz gibi Asya bağlantısı ve diğer başka bağlantılar hepsini burada bulabiliyoruz bizim sistemde. Ve buradan başka NCBI'ye, LPS'ine, MycoBank'e bağlanabiliyorsunuz. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü bu, Gülşen Hoca da dedi. Yani yarın da başka bir şey çıkar. Bu müsilajda ne olur biz bilemiyoruz. Hepsi bunların azma durumunda. Çıkan patojenler var. Şimdi ne olacak? Bizim bunları bilmemiz lazım. Bunları database'e koymamız lazım ki gelecek bu pandemilere karşı hazır olalım. Onun için çok önemli bu data, veri paylaşımı. Bir de mesela dünyada şu anda bir takım erimeler oluyor, buzullar. Ve bunların altından mikroorganizmalar çıkıyor ve yeniden üremeye başlıyorlar. Metabolizmalarını çalıştırmaya başlıyorlar. Mesela seal finger denilen bir hastalık var. Ya da anthrax. Bunlar bu permafrost eriyince ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Mesela bunlar Kanada'da, Rusya'da filan enfeksiyona sebep oluyor. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Bu değişiklikler, sıcaklıktaki kirlilik, hepsi bir arada, yani ileride ne tip şeylerle, pandemilerle karşılaşabiliriz. Şimdi biz karar verdik WFCC'de, Dünya Kültür Koleksiyonları'nda sizlere yardımcı olmaya.
Şimdi ne yapıyoruz? Biz size eğer isterseniz genom sekansını parasız olarak, bedava olarak yapmaya hazırız. Eğer for example, mesela şeyde bir yayın yapacaksınız, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Gerekçe olarak genom sekansı lazım. Biz size bunu, bu servisi getiriyoruz. Şimdi servisimiz şöyle, mesela gördüğünüz gibi bize yollanıyor DNA'lar Pekin'deki merkezimize. Oradan biz küresel kataloğa gönderme yapıyoruz, bilgiyi yüklüyoruz ve aynı zamanda da size verdiğimiz bilgi bu şeylerde, journal'larda sizin yayın yapmanıza da yardımcı olabilir. Bu konuda yani Türkiye'deki arkadaşlara da hazır olduğumuzu belirtirim. Şimdi bundan sonraki aşama nedir? Mikrobiyal açıdan devamlı monitör etmek. Şurada bakın mesela. Global Ocean Sampling Metagenom. Yani arkadaşlarımız dün şeyi seyrettim, Gülşen hocamızın sunumunu orada. Öbür hanım profesörler de vardı, deniz bilimleri enstitülerinden. Mesela okyanuslarda bu bilgiler, bu metagenom bilgileri bir araya gelmesi lazım ki biz monitör edelim. Nerede ne oluyor ve ne değişiyor? Veri alışverişi sadece Türkiye içinde değil, küresel olarak. Onun için biz de sizi davet ediyoruz. Dünya data, mikrobiyal data merkezine üye olmanız için, verileri yollamanız için çok önemli. Biz bunları paylaşalım. Nerede ne oluyor? Türkiye'de Gülşen Hoca söyledi, yani çok uzaklarda bile sizlerin beraber çalışmaları var uzak ülkelerle. Çok güzel, çok verimli. Bunlar önemli yayınlar oldukça bu yayınlardan da bu veriler girilebilir. Bilimi halk düzeyine indirmek, daha önce de sizlere yolladım. Türkiye'den arkadaşlar bunu bu yayında yer aldılar. Çok önemli. Şimdi arkadaşım mesela bu yağı mutfakta dökme. Yani şeye gidiyor, ana sisteme gidiyor. Ya da arabanı böyle yıkama. Bu yani erir gider diyorlar, doğada yok olur diyorlar, öyle bir şey yok. Biodegradable'ın anlamı biyolojik entitiler tarafından biodegrade edilecek. Yani bu olayda ne olacak? Karbondioksit gazı da çıkacak. Çünkü devamlı doğaya zarar veriyoruz. Akademi, devlet ve özel sektör işbirliği. Bu çok önemli. Bizi anlayacaklar. Endüstri bize yardım edecek. Hükümet yanımızda olacak. Ve basının yeri. Basın sansasyonel haberlerden kaçınacak. Ancak halkı eğitmemiz için bize bir şey olacak, vesile olacak. Mesela bütün bu saygıdeğer hocalarımızın konuşmalarını izliyorum. Neden mesela gazetelerin pazar sayfasında içeride bir ek olur mesela? Bahsedilmiyor bu hocalarımız. Bu şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Halk bilsin. Neler oluyor, neler yapılıyor, hangi üniversitede ne oluyor? Bunlar çok önemli. Ve halkın eğitilmesi için basının da akademiklere, hocalara yardımcı olması lazım. Bunu da rica ediyorum. Burada bitirirken teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı yolluyorum. Sorularınızı cevaplamaya hazırım. Sağ olun. Uzman hocalarımızdan da bulunmalarını rica ediyorum. Sağ olun. İpek Hocam, duyuyorsunuz değil mi siz? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değişik bir şey oldu, sunum oldu diye öncekilerin üzerine giderek spesifikleşen ve bir örnek üzerinden de, yakın örnek üzerinden de açıklamalarını yaptınız. Pardon. Teşekkür ediyoruz. Bu tabii Avustralya'daki köpük ile buradaki müsilaj yapısal olarak benzer midir, tam aynı mıdır, daha farklı mıdır? Bununla ilgili fiziksel kimyasal analizlerin de iyice herhalde yapılması, o karşılaştırmaların görülmesi lazım. Hani sadece mikrobiyolojik değil mutlaka.
Ama çok benzer bir şey var orada. Yani oluşum var. Onu da gördük. Gayet güzel açıkladınız. Tabii çok eğer bizdeki Gülşen Hocalar şeyden ben Gülşen Hoca'nın sunumuna tekrar bir baktım. Orada mesela endokardiyoform şeyler çıkmamış. Aranmadığı için mi çıkmadı? Arandı da mı çıkmadı? Onu bilmiyorum ama genellikle yani diğer daha kolay üreyen bakteriler var. Onların bulguları arasında Marmara, Karadeniz ve işte diğer denizlerdeki çalışmalarında ve müsilaj bağlantılı olanlarda da. Şimdi nokardiya ve nokardiyoform bakteriler eğer bu müsilajla bağlantılıysa gerçekten büyük sıkıntı olur. Sıkıntı daha artar ya da. Çünkü nokardiya asteroides sizin de söylediğiniz gibi böyle diyorlar dediniz ya gerçekten tüberkülozla çok karışan bir klinik tablo yapıyor. Ve o tüberkülozun o kazifikasyon nekrozuna benzer bir nekrotik kitle oluşturuyor ve çoğu tüberküloz zannedilerek tedavi görüyor ama iyileşmiyor. Onun içinde uzun süren hastalık tabloları ortaya çıkartıyor. Özellikle akciğer başta olmak üzere. Nokardia parsinica çok dirençli. Rodokok dediniz. Rodokok bir ara şey diye anılırdı, HIV pozitif hastalar için endikatör gibi. Yani bir hastada eğer rodokok görüyorsanız ama HIV'ini bilmiyorsanız o mutlaka HIV pozitiftir. Gidin bir de ona bakın, HIV'ine bakın denirdi. Yani immün süpresyonlu hastalarda mesela çok kolay enfeksiyon yapan ama çok zor tedavi olan şeyler bunlar, bakteriler. Şimdi bu köpük sizin Avustralya'daki Sunshine Coast'taki köpük içinden çıkan bu bakteriler eğer bizim müsilaj stokumuzda da varsa gerçekten sıkıntı o zaman daha büyüyecek. Serap Hoca bunlarla ilgili Gülşen Altu Hoca'nın bir şeyi olmadı herhalde değil mi? Yani nokardiyoformlarla ilgili. Hayır hocam söylemedi ama acaba dedim hani şey çünkü Gülşen Hoca şöyle dedi. Kültüre edebildiğimiz dedi. Belki maskeleniyorlar. Onun için metajenoma bakmakta çok yarar var. Metajenomda acaba nokardiyoform signali var mı? Sinyali var mı? Çünkü Gülşen Hoca laboratuvarda bunları üretebildik. Ama belki daha öbürleri de var. Çünkü mesela bir E. coli diyelim, öbürleri çok çabuk büyüyor. Ve şeyi çok çabuk bütün agarı dolduruyor. Nokardiya alttan çok zor çıkması. Onları elimine etmek lazım izolasyon sırasında. Onun için önce metajenoma, biz böyle yapıyoruz mesela. Önce metajenoma bakıyoruz, bunlar var. Nasıl biz selektif izolasyon yaparız? Ayrıştırıcı izolasyon yaparız diye. Ondan sonra bir bir gidiyoruz. Yani önce bunları dediğiniz gibi maskelenme oluyor. Çok zor. Bazen kültür olamıyor. Gülşen Hocalar sırf kültür kullanmamışlardır. NGS kullanmışlardır mutlaka değil mi Serap Hoca? Hocam yapmışlar ama verilerinin tamamını açıklamadı bize sunumunda. Haklı olarak kendileri yayın yapacaklarmış. Hem de bakanlık adına da bir takım çalışmalar yaptığı için bütün çalışmaların sonuçlarını açıklamadı. Ama en kısa zamanda açıklayacağını da bildirdi bize. Anladım. Muhtemelen oradan da çok farklı şeyler çıkacak. Evet aynen öyle. Ama tabii hani neyi arıyorsak onu bulacağız ya da bulmayacağız gibi şeyler de olmuş olabilir diye soruyorum evet. Bunu. Hocam sanırım Zelin Hanım Gülşen Hoca ile beraber de çalışıyor ama biz ona konuşma yetkisi veremiyoruz herhalde Zelin Hocam. Eğer şeye soruk bölümüne yazarsanız iletelim. Maalesef biz veremiyoruz. Katılımcılara konuşma hakkı veremiyoruz. Zelin Hanım da Gülşen Hocalarla beraber çalışıyor. Zerrin Aktaş mı? Katılmış. Evet. Tamam. Zerrin neredesin? Nokardiya varmış hocam. Kendisi söyledi. Yazdı. İzin vermeyi denedim. Konuşma hakkı. Sanırım şu an devam. Konuşabiliyor Zerrin hocam. Hocam Zerrin bağlanmışsınız ama. Hocam şu an Zerrin hocam şu an konuşabilirsiniz. Sesinizi açın. Efendim. Hazırım. Zerrin Hocam, mikrofonunuzu açarsanız biz sizi duyabileceğiz.
Evet, merhabalar herkese. Merhaba. Biliyor herhalde. Öncelikle İpek hocamıza çok güzel bir sunumdu. Heyecanla izledim. İpek hocamız en başından beri bize çok yardımcı oluyor. Çok yol gösterici. İşte grubuna attığı mesajlar bizim için, benim için en azından çok yol gösterici oldu. Biz şu anda Gülşen hocalarla İstanbul Üniversitesi bir proje geliştiriyor. Ve bu projede ön çalışmalar yapılıyor, devam ediyor. İşte deniz bilimleri, su bilimleri, hidrobiyoloji enstitüsü ve diğer disiplinlerle birlikte çalışılıyor. Şimdi ön sonuçları bugün geldi genomik analizlerle ilgili. Nokardiya da var içinde. Kültürde de ürettik aslında. Tebrik ederim. Çok sevindim. Çok sevindim. Ama identifikasyonları devam ediyor şu anda. İşte Mardutov sonuçlarını aldık bir taraftan. Gerçekten işte bağırsak florasından çok daha karmaşık bir flora var burada. Sonuçları şu anda açıklayamıyorum. Diğer hocaları izin almam gerekiyor çünkü. Gülşen Hoca katılamadı şu anda. TÜBİTAK'ta bir toplantısı var. Oraya gittiği için özellikle de benden rica etti toplantıya katılmamı. Ben zaten katılacaktım. Burada gerçekten çok fazla bakteri var. Anaerobtlar, aerobtlar. Biz bunları 16 S'le, şimdi bugün aldım ön sonuçları. Virüsler açısından, işte mantarlar açısından da metagenomik analizler devam ediyor. İşte parazitler açısından çok amip olduğu söylendi. Bunlar da devam ediyor. Hani bunları bilgilendirmek istedim. Bir de İpek Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bizim Kükens Kültür Koleksiyonları Merkezimiz var Çiğdem Hocam aynı zamanda. Evet. Zaman zaman biz İpek Hoca'yla temasa geçiyoruz. Bu Kükens'te de bu üreyen mikroorganizmaları saklamaya başladı. Ama genellikle ilgili desteği sizden almak isteriz açıkçası. Tabii. Belki onunla ayrıca temasa geçebilirim. Herkesin zamanını almayayım ben buradan. Evet. İpek Hoca ile gayet rahat bağlantı kurulabilir. İpek Hoca her zaman destek verdi. Yine özel müşterilerle bağlantılı mutlaka elden gelen ne yapacaktır. Evet. Senin çok teşekkürler. İpek Hocam şöyle, Çapa'da Nokardiya'yı tanıma geleneği vardır zaten. Yani kültürde çıkarsa o kaçırılmaz veya klinik kuşku varsa orada mutlaka üretilir. Öyle değil mi Zerrin? Tabii. Yani o görgüsü var İstanbul tıbbı. Tabii. Nokar kadar kaçmaz. Konuşmamın başında dedim yani öbür mikrobiyoloji cennetlerinden ilerideyiz. Yani evet. Türkiye'de o kadar çok geçmiş tarihi bilgi var ki ve çok değerli hocalar var. Onun için yani hani bana düşmez orada dediğiniz gibi şahane bir şekilde. Hayır, çok büyük çok önemli bir yönlendirme var. Oldu. Yani Avustralya örneğinden yola çıkarak gerçekten çok benzer bir yapı. Ama işte tam aynı mı değil mi? Tabii onları göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu düşünün. Avustralya açık deniz. Yani Marmara'da bunun hepsi girift olmuş. İç deniz tabii. Evet. Çok feci bir şekilde yani o müsilaj. Bu da oluyor. Bazen işte bu kanalizasyon kaçıyor. Büyük fırtına oluyor. Büyük rüzgar oluyor. Birkaç günde bizi alıyor böyle altına. Ama ondan sonra tabii okyanus. Bunun altı düşünün. Yeni Zelanda, Antarktika buradan sonrası. Yani gidiyor. Ama Marmara'da gideceği yer yok. Onun için dediğim gibi yani Caddebostan mesela deniyor. Benim çocukluğumda bizim lisenin yemekleri Caddebostan yat kulübünde olurdu. O zaman da öyle kirliydi. Yani bu hiç çözülmedi. Evet. Hep devam ediyor maalesef. Peki şimdi ben bir tek şeyi söyleyeyim İpek Hocam. Bu ücretsiz servisiniz çok can alıcı bir nokta. Bunun detayı şöyle midir? Yani diyelim ki bir yeni olduğunu düşündüğümüz farklı bir mikroorganizma bulgusu var. Bununla ilgili midir? Bununla sınırlı mıdır vereceğiniz bu destek Dünya Kültür Koleksiyonu bağlantılı olarak dizi analizi için veya tüm genom analizi için? Şimdi bizim bu yoksa başta çıkan farklı farklı bakteriler ve orada bir havuz oluşturma bunların tüm genom analiziyle ilgili bir yıl veri midir? Yok, hayır. Tek tek organizma. Başlarsanız evet. Evet. Yani referans kültür diyelim ki o genusu reprezente ediyor. Tabii. Siz onu yayınlamak istiyorsunuz. Bunun tek şeyi yayın organı
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Oraya gittik. Evet. Yani, bir de bizim bu katalogumuzda şu anda eğer elinizde referans kültür varsa ve soru işaretleri varsa onu da yapıyoruz. Yani diyelim ki şeyini, kaliteyi tekrar gözden geçirmek istiyoruz. Memnuniyetle onu da yaparız. Tamam. Bizimle ilişkiye geçerseniz tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi soru cevap veya yorumla ilgili ben ilk Doktor Rüştü Taş'tan bana eleştiri yapmış haklı olarak. Demiş ki Çiğdem Hocam konuşmanızın girişinde kısa bir tek sağlık tanımı yaptınız. Paydaşları sayarken olmazsa olmazlar arasında bulunan hekimler, veteriner hekimler, çevre bilimciler üçlüsünü almadan konuşmayı sürdürdünüz diye devam ediyor. Şimdi tabii yani o örnek üzerinden sağlıkçılar dedim, dünya sağlık örgütü dedim, işte meteorologlara kadar herkesi söylemeye çalıştım ama o giriş içinde evet doğru haklısınız. Sağlıkçılar yani hekimler başta olmak üzere bütün sağlık camiası ama veteriner hekimler, çevre bilimciler başta olmak üzere çok multidisipliner bir konu ve multidisipliner bir çözümler ağı gerektiren bir şey tek sağlık. Haklısınız, özür diliyorum. Tekrar tanımlamış olayım. Tekin Karsızgeli hocamız teşekkür ediyor, İpek hocam. Betül Vazgeçer tekrar teşekkür ediyor. Diyor ki tek tek seri halinde davet ettiğiniz uzmanlar tek tek kendi alanlarında kendi araştırmalarından bahsediyorlar. Bunları aynı anda aynı tek toplantıda buluşturmanızı çok isteriz demiş. Tarım Orman Bakanlığı'nda gıda mühendisi olarak çalışan Betül Hanım. Işıl var teşekkür etmiş, çok verimli geçiyor demiş. Ve İpek Hoca'ya sorusu var Işıl Var'ın. Bu verilecek hizmet anlamında bakteriyofajlar da kapsam içinde mi demiş. Evet, ondan da konuşacağız. Ondan da konuşacağız. Şeyde tabii yeni bir bakteriyofaj izole ettinizse memnuniyetle. Orada zaten bilgi açığı var. Çok önemli. Evet. Bakteriyofaj genomlarına acilen bakmamız lazım. Çok seviniriz yani yollarsanız. Biz talibiz o zaman hocam. Bekliyorum. Ben de tam Işıl Hocam'ın sorusunu soracaktım açıkçası. Hani bizim bakteriyofajlar için de geçerli mi diye. Biz de o konuda çalışıyoruz. Tabii. Ve yeni elde ettiğimiz böyle tüm genomunu bekleyen ama o aşamaya kadar karakterizasyonu yapılmış fajlarımız var. Bu bizim için çok iyi bir haber oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Yeni ben şeyin de üyesiyim. ICTV Committee on Taxonomy of Viruses. Yeni açıklamalar yapacağız. Yeni yayınlar geliyor iki tane. Değişiklikler yaptık bakteriyofajın description'ı için. Onu da size yollayacağım. Basılır, yayın yapılır olmaz. Evet, çok evet. Teşekkür ederiz. Evet, peki. Bakteriyofajlar yani o kadar çok şey söylüyor ki bizi aslında biz duymuyoruz. Orada da çok önemli interaksiyonlar var. Onlara da bakmamız lazım. Acilen. Evet, bugün bu konuya biraz daha farklı bir yaklaşım getirmiş olduk. Nokardiyalar çok spesifik ama ilginç bir katkı oldu İpek Hocam. Başka soru veya katkı var mıdır? Şimdi şöyle, Avustralya'da da bu pandemi vakaları birden arttığı için hükümet kapatma kararı almış ve İpek Hoca'yı çok geciktirmeden kapatma kararı uyumlu olarak evine göndermemiz gerekiyor. Şu an üniversiteden bağlanıyor. Katkı ve soruları alalım. Bittiği zaman da İpek Hoca'yı serbest bırakalım diyoruz. Eksik olmayın. Bir tane bir şey geldi. Bir dakika. Şuradan. Şöhret hocam. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür sağ olun. Hepiniz Hatice Hanım. 14 Ekim'inde ISBA sempozyumunda beraber çalışmıştık. Ülkenize desteksiniz. Saygılarla teşekkür ederim demiş sevgili tabii. Şöhret. Türkiye'yi unutabilir miyiz? Faydalı bir aktivite. Tek sağlık grubuna da teşekkürler demiş.
Zerrin Hoca zaten daha önce yazmıştı ama açıkladığı da. Mustafa Özyurt, İpek Hoca size çok teşekkür ediyor. Nilüfer Cihangir teşekkür ediyor. Onun dışında göremediklerim belki vardır. Buradan başka öbür taraftan Q&A bölümünde Arzu Fındık teşekkür ediyor. İlgiyle izledim, verdiğiniz bilgiler değerli diyor. Füsun Cömert çok teşekkür etmiş. Füsun Cömert merhaba. Bu güzel bir vesile de oluyor. Ben küçük bir şey ekleyeceğim hocam. Serap Hoca size bırakalım. Biz aslında şöyle birkaç seri daha var. Böyle tek tek hocaların konuşabileceği bir programımız daha olacak ama sonrasında biz de aslında bir yuvarlak masa tadında hocaların hepsini bir araya toplayıp sadece soruların cevaplandırıldığını, bir de müsilajla ilgili biraz daha Zerrin Hoca da söyledi. Hani Gülşen Hoca'yla da daha önce konuşmuştuk. Fazla da eri veri elimizde olacak. Evet. Belki o zaman o yuvarlak masa yapmak gibi bir fikrimiz var bizim de. Güzel de olur. Zaten öneri olarak da gelmişti. Dikkate aldık. Ben Tek Sağlık yaklaşımında sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Tek Sağlık Çalışma Grubu adına İpek Hocam. Gerçekten önemli ve biz anladık ki aslında artık dünyada patojen tanımı değişecek. Her mikroorganizma patojen olabilir gibi bir yaklaşımımız olacak artık. Belki de patojen kelimesini listemizden çıkartacağız. Onlar ve bizler. Ama belki de bir bütün olacağız. Bütün olarak yaklaşmak gerekecek. Biz onların sağlığını sağlarsak, evet kesinlikle. Onlar için yaşanabilir bir ortam sağladığımızda zaten bizim de halk sağlığı problemlerimiz olmayacak gibi geliyor. Öyle bir yaklaşım sergileyeceğiz. Ben hem Çiğdem Hocama hem de İpek Hoca'ya hem Tek Sağlık Çalışma Grubu olarak hem de TMC Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. İpek Hocam tekrar teşekkürler. Herhalde bundan sonra da bağlantıyı sürdüreceğiz. Lütfen sürdürelim. Çok sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Özlemle inşallah Türkiye'ye en yakında zamanda gelebilmek umuduyla. Sağ olun. Esen kalın. Kolaylıklar diliyoruz kapatmayla ilgili. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara, tüm hocalarımıza. Hoşça kalın.